Şu anda Edirne İyi Parti milletvekili Sayın Orhan Çakırlar'la beraberiz. Efendim, çalışmalar nasıl gidiyor? Geçtiğimiz günlerde bir Saros konusu vardı, gündeme getirdiniz, mecliste reddoldu. Başka çalışmalarla ilgili, çalışmalarınızla ilgili neler söylemek istersiniz? Buyurun efendim. Şimdi Edirne'nin biliyorsunuz iki ana kaynağı var, gelir kaynağı itibariyle. Birisi tarım ve diğeri de turizm. Turizmde iki bölge itibariyle ağırlıklı iki turizme dayanır. Biri yaz turizm, yani deniz turizmi dediğimiz Saros Körfezi de bulunan, yani Enez'den efendim şeye kadar Gelibolu Yarımadası'na kadar Edirne ili sınırları içerisinde bulunan Sazlıdere, Gökçetepe, efendim Mecidiye, Erikli, velhasıl Danişmen, böyle şeye kadar, Enez'e kadar uzanan bir güzergah vardır. Bu güzergah üzerinde Edirne ve Kırklareli ve Tekirdağ'ın büyük bir kısmı, yani buralarda daha uzun mesafelere, yani Bodrum'a, Marmaris'e, efendim daha aşağılara, Akçay'a inmektense güzel bir sezonda tatil için bu bölgeye giderler ve İstanbul ağırlıklı. Bu maliyetleri de düşürür. Daha da yakın olduğu için kendi bölgemizin insanlarına da daha iyi anlaşılır ve bu bir hareketlilik kazanır. Yani bugün Enez'in yazın nüfusu 250-300 bine ulaşıyor. Bu büyük bir gelir kaynağı. Yani hem köyler tarımsal alanlarda yumurtasını satıyor, köylümüz domatesini, karpuzunu satıyor. Bu büyük bir ticari faaliyet gösteriyor. İkincisi de tarihi eserler konusundaki turizm, yani müze turizmciliği veya tarihi turizmcilik veya şehirlerin tanıma turizmciliği. O da merkez ilçe ağırlıklı olmak üzere. Selemiye ziyaretleri, özellikle Ramazanlarda, efendim diğer İstanbul'a yakınlığı itibariyle diğer hafta sonlarında Söğütlük'te, saray içinde insanlar gidip gezip görüyorlar. Ve dolayısıyla Edirne'nin bu iki kaynaktan bir tanesi turizm bahsettiğimde, ikinci gelir kaynağımız da tarım. Yani tarımda da ayçiçeği ağırlıklı, buğday ağırlıklı ve pirinç, yani çeltik ağırlıklı bir tarım var. Diğer şeylerde olmasına rağmen, ama asıl ana kaynak üç kalem üzerinde. Pancar'da var, efendim Kanada'da var, ama ağırlık itibariyle bu. Bugün bizim gezipte gördüğümüz, bizde vatandaşımızın, üretici vatandaşımızın maliyetler konusunda büyük sıkıntılarını anlatıyor. Yani girdi maliyetleri, özellikle tarımda ayçiçeği gübre, mazot, sulama, elektrik gibi giderlerin yüksek miktarda maliyeti arttırdığını düşünüyor ve tarımda izlenen politikalarda da, özellikle bugünkü iktidarın kanunlaştırdığı ama yapmadığı bir şey var. 2006 yılında milli gelirin %1'ini tarımsal alana vereceğini söylemesine rağmen ancak bu binde üçlere falan düşmüş durumda. Yani %3 bile çok daha gerilenmiş durumda. Bu da büyük sıkıntı yaratıyor. Çiftçimizin böyle bir sıkıntısı varken hayvan üreticimizde de, yani besicilik yapan ya da süt hayvancılığı yapanlar içerisinde girdi maliyetinden olan yem ana kaynakların çoğu ithalata dayalı olduğu için büyük sıkıntılar var. Bunları da her fırsatta dile getirip çözümlerini hükümetten istiyoruz. Bundan sonra genel seçimlerin de yakın bir tarihte resmi olarak Cumhurbaşkanı tarafından açıklanmasına, ama daha resmiyet kazanmadı. 14 Mayıs itibariyle yapılacaksa da artık bu tek adam rejiminden sadıkta insanlarımız o hükümeti göndereceklerine inanıyorum. Ekonomi şartları ortada. Böyle bir şey var. Bütün hemşerilerimize de sağlıklı bir hayat sunuyorum. Ha, en önemlisi de iklim değişikliğinden dolayı ciddi bir kuraklık var. Bu kuraklığın da şimdiden önlemlerin nasıl alınır, ne yapılır, maliyetleri veya koruyucu tedbirler nedir, yeraltı suları, sulama tesisleri gibi şeylerin de bugünden hemen bunun için de devletin, hükümetin daha doğrusu tedbir alması lazım. Maliyetleri düşünmek için de nasıl tedbirler alacaksa bunları öne geçirilmesi lazım gelir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Sayın Çakırlar, bir de yarın çok önemli bir toplantı var malum, altılı masanın. Hı hı. Toplantı öncesi neler düşünüyorsunuz, neler söylemek istersiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim, yani bu altı partinin her fırsatta bir araya gelerek sayın genel başkanlar ülkenin genel gidişatı üzerinde görüşlerini, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuyor ve mutabık olduğu konularda da herkesin malumu bunlar. Tekrar dile getirmenim, ama yarın da altılı masa konuşulacak. Sayın Genel Başkanı orada bir takım kararlar alacaklardır. Bu kararlar da ülkemizin seçim satında
nasıl bir yol izleyecekleri zaten bilindiği için genel bir görüşme olacaktır. Bunu ümit ediyorum ama vatandaşın genel kanaati herhalde Cumhurbaşkanı adayı kim olacaktır sorusu. Doğru isterseniz bu iş tamamen genel altılı masanın işi. Onlar bize söylediğinde biz de kim olduğunu öğrenmiş olacağız. Peki. Teşekkürler efendim. Çok sağ olun. Sağ olun.